Evet merhaba değerli arkadaşlarım. Yargı ünitesinin ikinci soru çözüm videosunu hizmetinize sunmak istiyoruz arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek daha önce çıkmış olanlara benzer formatta yani sınav formatından kopmadan sizlere güzel bir videoyu sunmak istiyorum. Buyurun başlayalım. 1982 anayasasına göre yukarıdakilerden hangileri yüksek mahkemeler arasında yer alır? Değerli arkadaşlarım 4 tane yüksek mahkeme var. Uyuşmazlık var. Yargıtay var. Danıştay var. Bir de anayasa mahkemesi var. O halde bu ikisi yüksek mahkemedir. Sayıştay yüksek mahkeme değil ama bunlar kararları kesindir. Sadece bir defalığına 15 gün içinde düzeltme talep edilebilir ama kararları kesindir. HSK bir yüksek mahkeme değil. Hatta mahkeme de değil. Peki nedir HSK? Yargının en yüksek idari kurumudur değerli arkadaşlar. İdari bir kurumdur. Sayıştay mahkemedir. Yüksek mahkeme değil. HSK mahkeme bile değildir değerli arkadaşlar. Okey. Mahkemelerin kuruluş ve görevleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Mahkeme kararları hakimin öngördüğü hallerde gerekçeli olarak yazılmalıdır. Hakimin öngördüğü hallerde değil, bütün mahkeme kararları her zaman gerekçeli yazılmak zorundadır arkadaşlar. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Evet, kamu güvenliği artı arkadaşlar genel ahlak durumunda hakim gizlilik kararı verebilir. Mahkemelerin kuruluş ve görevleri kanunla belirlenir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Bu durumda yanlışı istediği için cevabımız ne oldu? Yalnız bir. A seçeneği. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararlara karşı açılan iptal davaları aşağıdaki yargı mercilerinin hangisi tarafından karara bağlanır? Hocam bir kere şunu bir anlayalım hatırlayalım. Dokunulmazlık. Milletvekilinin dokunulmazlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla yani basit çoğunlukla kaldırır. Ve dokunulmazlık kaldırılan vekil, teşbihde hat olmaz hocam. Bu dokunulmazlık kaldırılan vekil veya onun yerine bir vekil arkadaşı neden dokunulmazlığı kaldırdınız diyerek konuyu 7 gün içinde anayasa mahkemesine taşır. Mahkemede 15 gün içinde cevaplar. O zaman hangi mahkeme? Anayasa mahkemesi. Güzel. Vergi ve benzeri mali konularda Sayıştay ve Danıştay arasında uyuşmazlık çıkarsa aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır? Hocam vergi konusunda Sayıştay ile Danıştay çakışırsa üstün olan Danıştay'dır değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından serbest avukatlar arasından seçilerek üye olabilmek için meslekte en az kaç yıldır hizmet ediyor olma şartı aranmaktadır? Değerli arkadaşlarım Anayasa Mahkemesi'ne serbest avukatlardan üst kademe yöneticilerden, birinci sınıf hakim ve savcılardan ve raportörlerden. Anayasa Mahkemesi raportörlerinden üye alınıyor ya da alınabilir. Serbest avukat 20 yıl, üst kademe yönetici 20 yıl, birinci sınıf hakim ve savcılar 20 yıl, raportörler ise 5 yıl raportörlük yapar. Burada serbest avukatlar dediği için cevabımız 20 yıl oldu. Seçimlerin genel denetimini yapma yetkisi yüksek seçim kuruluna aittir. Dostlar seçimlerin ve referandumların gözetim, yönetim, denetim ve itirazlarına YSK bakar. Artı seçim çevrelerini belirler. Artı 600 vekili nüfusa göre illere dağıtır. Yargıtay Genel Kurulunca Yüksek Seçim Kurulu'na kaç üye seçilir diyor. Şimdi önce şunu bir anlayalım. YSK toplam 11 kişidir. Şöyle ama 7 tane asil 4 tane yedek üyesi var. Bu arada YSK'nın başkanı da Muharrem Akkaya'dır değerli arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Muharrem Akkaya. 11 kişinin 7 tanesi asil, 4 tanesi yedek. Görev süreleri de 6 yıldır değerli arkadaşlar. Bu da tamam. Bu 11 kişinin Yargıtay 6 tanesini, Danıştay 5 tanesini seçip gönderiyor. Soru ne diyor? Yargıtay YSK'ya kaç üye seçer? 6. Danıştay deseydi 5. Toplam kaç kişidirler? 11. Kaç asil üyedir? 7. Kaç yıl görev yaparlar? 4 değerli arkadaşlar. Bunlar sorularda çıktı ve çıkabilir. 82'ye göre hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden hangisine bağlıdır? Defalarca çıktı. Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanı'na bağlıdırlar. Dolayısıyla idari teftişleri de bakanlık müfettişleri ve iç denetçileri yapar. Yukarıdaki mahkemelerden hangilerinin başsavcısı yoktur? Anayasa Mahkemesi'nin başsavcısı yoktur. Emaneten Yüce Divan'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili emaneten savcılık yapar. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başsavcısı yoktur. Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'da vardır. O halde cevabımız E seçeneği 1 ve 2'de başsavcı yoktur. Aman Allah'ım. 1982 Anayasası'nda yer alan yüksek mahkemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi? yanlıştır diyor. Ben direkt yanlışı göstereceğim. Hocam Danıştay üyelerinin dörtte 3'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir diyor. Hayır. Hemen yazıyorum. Danıştay'ın dörtte biri Cumhurbaşkanı, dörtte 3'ü HSK tarafından seçilir. Şurada iki tanesine bakalım. Sorunun kalbi kalmasın. 2017'de yapılan değişiklikle askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi kaldırılmıştır. Doğru. 2017'de yapılan değişiklikle jandarma genel komutanı Yüce Divan'da yargılanmaktan çıkartılmıştır. Doğrudur değerli arkadaşlar. Peki. Afınıza sınarak biraz kısaltım. Cumhurbaşkanıca çıkarılan yönetmelikleri ve cumhurbaşkanlık kararlarının yargısal denetimi. Cumhurbaşkanı yönetmeli, cumhurbaşkanlık kararının yargısal denetimi ve ip kim bakar değerli arkadaşlar? Danıştay bakar. Danıştay. Bakın şey karıştırmayın. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamesi, cumhurbaşkanlık kararı. Bunları karıştırmayın. Kararı diyorsa iptaline danıştay. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kararnamesi diyorsa iptaline anayasa mahkemesi. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yargı yolu kapalıdır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı alanında görev yapan mahkemelerden biri değil. Bir önceki videoda idari olmayanı sormuştuk. Burada adli olmayanı soruyoruz. Değerli arkadaşlarım ağır ceza mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi adli alandadır. Ama vergi idari alandaki bir mahkemedir. Bak şöyle danıştay bölge idari, bölge idare mahkemesi. İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi idari alandadır. İdarinin en üst noktası Danıştay, adlinin en üst noktası ise Yargıtay'dır. Yargıtay'ın iş yükünü hafifletmek için bir altına kurulan mahkemede istinaftır. Türkçe karşılığı bölge adliye mahkemesi oluyor. Güzel. Ya dilimizin önünce detaylara ya da ana çerçeve aslında detay da değil bunlar. Ana çerçeveye vermeye hatırlatmaya çalışıyorum. 82'ye göre Sayıştay ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Sayıştay ve doğrudur. Anayasanın yürütme bölümünde, hayır, yargı bölümünde düzenlenmiştir. Bakın arkadaşlar, YSK yasama bölümünde, Sayıştay yargı bölümünde düzenlenmiştir. Denetimlerini TBMM adına yapar. Doğrudur değerli arkadaşlar. Başkanı üyeleri arasından yine üyeler tarafından seçilir. Hayır. Sayıştay'ın hem başkanını hem üyelerini meclis seçer. Ve görevden alır. Yani başkan içeriden seçilmez değerli arkadaşlar. O zaman bak bu da yanlıştı. Sadece doğrulayı göre cevabımız ne oldu? Yalnız iki. Tehlikeli sorular. Yanlışların bol olduğu sorular tehlikeli olur değerli arkadaşlar. Evet. <laughs> Pardon. Yine bir uzun soru. Mahkemelerin ile ilişki bir ifade değildir diyor değerli arkadaşlar. Ya affınıza sınarak ben bunu kaldırıyorum. İnanın okuyamayacağım. Yukarıdaki yüksek mahkemelerden hangileri kendi alanlarında ilk ve tek mahkemedir? O güzel. Yıllar önce KPSS'de çıkmış sürpriz bir soruydu bu. Herkes şoka uğramıştı o zaman. İlk keşik öyle bir soru gelmişti. İlk ve tek bir de ilk veya son kavramları var. İlk ve tek olabilmesi için altında hiçbir mahkeme, hiçbir şube olmayacak. Tek olacak. Anayasa Mahkemesi tek başınadır, Ankara'dadır. Herhangi bir ilde bir şubesi ya da bir alt birimi yoktur. Uyuşmazlık da tek başınadır, Ankara'dır. Herhangi bir alt mahkemesi yoktur. Danıştay'ın altında idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi var. Yargıtay'ın altı dolu. Sulh hukuk, asya hukuk, asya ceza, ağır ceza gibi mahkemeler var. O zaman bu ikisi ilk veya sondur. Bu ikisi ilk ve tektir değerli arkadaşlar. Tek başlarına olduğu için. Bu arada Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık hem ilktir hem tektir. Bir de bunların baş savcısı yoktur ikisinin arkadaşlar. Peki. 2017 Anayasa Değişikliği dikkate alındığında Hakim ve Savcılar Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? HSK ve ulaşılamaz 2017 baz alınınca. Kurul 13 üyeden oluşur ve 2 daire halinde çalışır. Doğru. 13'ü üye 2 daire doğrudur. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabi üyesidir. Doğru. Kurulun 3 üyesini adli yargıdan, 1 üyesini de idari yargıdan olmak üzere 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. 3 adliden, 1 idariden 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Doğru. Kurulun 3 üyesi Yargıtay, 1 üyesi Danıştay, 3 üyesi de serbest avukatlardan olmak üzere, serbest avukat ve öğretim üyelerinden olmak üzere meclis seçer. Doğru. Yargıtay 3, Yargıtay'dan, Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 1, avukat ve öğretim üyelerinden de 3 toplam 7 tane meclis seçer. Doğru. Üyeler 6 yıl için seçilir ve bir kimse ikinci kez üye olabilir. Değerli arkadaşlar. 4 yıl için seçilir. 6 değil ve tekrardan üye olabilirler. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının başı olarak görev yapan Danıştay'a ilişkin yanlış bir ifadedir? Danıştay ve yanlış. Üyelerin görev süresi 12 yıldır doğru. Bak hocam şuraya yazıyorum. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyeleri 12 yılına ve bir defa seçilirler. Üyelerinin dörtte biri Cumhurbaşkanı'ca seçilir. Evet Danıştay'ın dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü HSK. Kanunla gösterilen belli davalarda ilk ve son derece mahkemesidirler. Doğru. Üyelerin 4'te üçü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları bu meslekten sayılanlar arasından hakim ve savcılar kurulu tarafından seçilir. Doğru. Bak tekrar ediyorum. Danıştay'ın dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü HSK. Sık, sık, sık videolarda ifade ediyorum. Danıştay'ın başkanı ve başsavcısı Danıştay Genel Kurulu'nca gösterilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanı. Hayır. Danıştay'ın başkanını Danıştay kendi içinden seçer değerli arkadaşlar. Peki. Ya hep aynı oyunlar. Ya sorulara baktığınız zaman genelde sorularda hep aynı. Ya süreyi yanlış veriyor ya da kendi içinden seçilenin yerine hep Cumhurbaşkanı seçtiriyorlar değerli arkadaşlarım. Ki ÖSYM'nin de yaptığı büyük oranda yaptığı popüler bir oyundur. Peki umarım faydası oldu değerli arkadaşlar. Bu yargı ünitesiyle ilgili çözdüğümüz ikinci soru videosuydu. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın. Görüşmek üzere.